Yaptıkları birbirinden güzel mobilyalar ile birlikte evlerimize güzellikler katan Pink Home karşınızda. Mobilya sektöründe klişeden uzak, standartların aksine tamamen kişiye özel üretim yapan ve özel tasarımlar yapan karyoladan bahçe tasarımlarına kadar göz dolduran tasarımlarıyla Pink Home kurucusu, değerli üyemiz Hilal Arıcıoğlu ile beraberiz. Hilal Hanım merhaba, hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Nasılsınız Hilal Hanım? İyiyim, teşekkürler. Sizler nasılsınız? Ben de çok iyiyim, çok teşekkür ederim. Bizi bu güzel mekanda, bu soft mekanda ağırladığınız için. Pink Home nedir? Nasıl kuruldu ve kurucusu Hilal Arıcıoğlu kimdir? Biz Pink Home'u evde süs aynalar yaparken kurduk. Biliyorsunuz pandemide birçok kişi işsiz kaldı. Evet. Birçok kişi ücretsiz izne çıkarıldı. Ben de onlardan biriyim. Çalıştığım kurumsal firmada ücretsiz izne çıkarıldım. Onun dışında pandemi süreci uzadığı için işsiz kaldık. Evde oturup köz köz şunu mu yapalım, bunu mu yapalım, oturalım gibi düşünmektense evi bir iş yeri haline getirdik. Ve dedik ki bir şeyler yapalım oturduğumuz yerden ve bunu satalım. Ben süs aynalar yaparak başladım bu işe evde. Yani aslında evden çıkan bir fikir ve tabii, siz başlattınız. Tabii. Kurucusu tamamen sizsiniz. Evet. Yani ayna satarak başladınız bu işe. Evet, ayna satarak başladım. Gerçekten ilginç demiştim. Evet. İlginç bir deneyim. Benim için de dinlerken de çok zevk aldığım bir kuruluş hikayesi bu aslında. Evinizi ofis olarak kullandınız. Evet. Buraya nasıl geçtiniz? Bu aşamaya nasıl geldiniz peki? Şöyle, şimdi pandemi sürecinde birçok insan eve kapandı. Evet. Ve eve kapandığımız için dedik ki ya bu koltuk sanki rahatsız. Çünkü artık evde oturduğumuz için evde uzun vakitler harcamaya başladık. Dedik ya bu koltuğu değiştirelim, bu TV ünitesini değiştirelim, bu masayı değiştirelim. Çünkü evde vakit harcadıkça buradaki artık değiştirilmesi gereken mobilyaların farkına vardık. Biz bu noktada devreye girdik aslında. Burada otururken, incelerken de çok özellikle dikkat ettiğim şeylerden biri rahatlık. Rahatlık konusuna çok dikkat ediyorsunuz. Örneğin dışarıda bir şezlong gördüm. Onu kaldırırken altında tekerlek var. Evet. Burada otururken sırtımı dolduran pamuksu yapı çok rahat. Masama koyduğum kahve aynı şekilde beni ikinci kez bir sehpa almaya itmiyor. Yani tamamen rahatlık üzerine. O yüzden gerçekten de kalite bakımından, kullanış bakımından ve fiyat orantısı olarak da gerçekten çok tercih edilebilir bir düzeyde diye düşünüyorum. Evet. O yüzden şunu da merak ediyorum, sormak istiyorum. Mobilya tasarımına bakış açınızı değerlendirebilir miyiz? Çünkü kişiye özel bir mobilya tasarım, ihtiyaç sorunu. Bu ihtiyaçlar sizce nasıl doğdu? Kişi kendi yaşadığı alanı güvenli bölgesi ilan edebilir mi? Yani sizin bu sunduğunuz soft mekan aynı zamanda kişinin psikolojik açıdan baktığı zaman da bir rahatlık, bir konfor sağlayabilir mi? Evet, kesinlikle öyle. Biz bundan 4 yıl önce tüketiciyken, evimize mobilya alırken hep sınırlandırıldık. Yani bir markaya gittik, hiçbir zaman ölçümüze uygun bir koltuk ya da bir masayla karşılaşmadık. Hem ücreti ödeyen biziz, biz tüketicileriz. Hem de aynı zamanda sınırlandırılmış, bunu almak zorundasın, ölçüne uymasa da gibi. Bu tarz durumları yaşayan bizim gibi binlerce insan var. Biz bu algıyı yıktık Türkiye'de. Dedik ki hayır, biz müşterimizi sınırlandırmıyoruz. Neyi hayal ediyorsa onu yapıyoruz. Evinde neyi hangi ölçüde görmek istiyorsa onu bizden satın alabilir diyoruz. Aslında bu algıyla yola çıktık ve sloganımız kesinlikle bu. Onlar hayal ediyor, biz üretiyoruz. Evet ve bütün buluşların doğduğu gibi tamamen ihtiyaçtan doğan bir bütün. Yani evet. Bütün olarak baktığınız zaman ben buna ihtiyaç duyuyorum ve para verdiğim ürün bu ise neden ben para verdiğim şekliyle almıyorum? Yani benim hayal ettiğim ürün neden bana gelmiyor mottosuyla yola çıktınız aslında. Evet. Ya bir marangoz olarak, bir zanaatkar olarak gerçekten çok güzel bir düşünce. Evet. Yani tekrar takdir etmek istiyorum. Çok teşekkür ederim.
çeşitliliğinizden bahseder misiniz? Özel talep üzerine imalat yapıyor musunuz? Özel talep üzerine de imalat yapıyoruz. Özel ölçü çalışıyoruz. Dediğim gibi biz burada asla müşterilerimizi sınırlandırmıyoruz. Neyi hayal ediyorlarsa hangi ölçüde onları yapıyoruz. Onların hayal ettiği ürünlerle evlerinde istedikleri dekorasyonları kurmalarında öncülük ediyoruz. Yardımcı oluyoruz. Aslında bir nevi onların böyle uzaktan kolu, bacağı oluyoruz. Onlar diyor ki buraya bunu istiyorum, biz buraya onu yapıyoruz. Ve siz aslında danışmanlık da yapıyorsunuz. Yani bu sizin evet. evinize gider diye fikir de veriyorsunuz. Kesinlikle öyle. Şimdi baktığınızda birçok ürünün evet görüntü olarak, tasarım olarak çok güzel, muntazam tasarımlar olabiliyor ama bazen bunun kullanışını da düşünebiliyorum. Ben zaten içeriye ilk girdiğimde dikkat ettiğim şey burası bir ev sıcaklığı verdi bana. Oturduğum her üründe gerçekten çok rahat hissettim kendimi ve konfor alanımın içindeydim. Ben iş arkadaşlarımla örneğin çıktım dışarıya, iş arkadaşlarımla yeterince yoğun stresli bir günü geçirdikten sonra bu mobilyaların üzerinde oturup rahatlamak isterim açıkçası. Gerçekten beni benden aldı. Buranın sıcaklığına da değinmeden geçemeyeceğim. Evet, kesinlikle öyle. Zaten oluşturmak istediğimiz hissiyat baştan sona o. Biz bir tık daha relax mod ürün çalışıyoruz. Yani hepimiz çalışıyoruz, yoğun stres altındayız, bütün gün geziyoruz, çalışıyoruz, müşteri ziyareti vesaire. Eve geldiğimizde ev bizim aslında en savunmamız, en rahat olmamız gereken alan. O yüzden ürüne oturduğumda ya da koltuğuma oturduğumda ben o rahatlığı almak istiyorum. Ben o rahatlığı aldım. Evet. Size de teşekkür ediyorum. Eve geldiğimiz zaman aslında iş stresinden çok yorgun oluyoruz ve tamamen bir kadın bakış açısıyla değerlendirdiğimiz zaman ortaya mükemmel sonuçlar çıkabiliyor. Evet. Örneğin eve geldim, rahatlamak için bir erkeğin bakış açısıyla yakalayamadığı sorunları yakalayıp bize sundunuz ve bu problemleri ortadan kaldırmak istediniz. İçerideki arkadaşlarım çekim yaparken de imalatta kadın arkadaşlarımıza rastladı. Siz de bir kadın olarak tasarımcısınız ve marangozsunuz. Bu sektörde, mobilyacılık sektöründe çok fazla kadınlara rastlayamıyoruz. Kadınlar için bir girişimciliğiniz ve istihdam sağlama konusundaki hassasiyetinizden bahseder misiniz? Tabii, konunun ilk başında da anlattım. Ben bir kadın girişimci olarak evde başladım bu işlere. Evet. Sonrasında işleri büyütüp mobilya anlamındaki imalata geçtikten sonra evde yaptığım süs aynalardan tutun avizelere kadar, bohem tarzdaki bütün aksesuarları evde çalışıp bu ürünleri üreten kadınlara yaptırıyoruz. Kadın istihdam sağlıyoruz bu konuda. Onlara destek olup, ön ayak olup, onların yaptığı ürünleri satıp tamamen gelirini onlara harcıyoruz. Örneğin bir sandalyeye oturduğumuz zaman ben çorap giydim diyelim. O sandalyeye oturduğunuz zaman ilk önce siz test ediyormuşsunuz. Evet, evet. Ve bunu sizden dinlemek istiyorum açıkçası. Ya şöyle, şimdi bir tane masa sandalye takımı üretiyorum. Örneğin bir tasarım buldum. Diyorum ki bu tasarımı böyle üretelim. Üretimden sonra bu ürünü benim evde deneme şansım oluyor. Örnek gösteriyorum. Sandalyeye oturduğumda kesinlikle şöyle bir kontrol ediyorum. Burada beni rahatsız eden bir şey var mı? Çünkü biz kadınlar biliyorsunuz bir ince kilotlu çorabımızı giyiyoruz. Hani bir yemeğe gidiyoruz, bir davete gidiyoruz. Oturduğum anda o çorabın takılması demek benim için çok büyük bir hayal kırıklığı ve sıkıntı demek. Tabii biz bu detayları değerlendiriyoruz. Tabii ustalara bunu tarif ederken de diyorum ki ustacım diyorum bu sandalye olmamış. Bunun bu formunu biraz ovalleyelim vesaire. Tabii bu detayları erkekler biliyorsunuz bir tık daha kadınlar onlara göre detaycı olduğu için anlatmanız gerekiyor. Üretimde bu detaylara da çok dikkat ediyorum. Bu detaylara dikkat etmeniz aslında çok normal ve çok özel aslında. Yani baktığımız zaman büyük bir problem. Yani evet, bu büyük problemi sadece kadın bakış açısıyla görebiliriz, kadın bakış açısıyla yakalayabiliriz diye düşünüyorum. Kesinlikle. Peki özel tasarım olsa bile toplu üretiminiz var mı ve bu üretim aşaması nasıl ilerliyor? Toplu üretimimiz var. Dediğim gibi çok fazla otel ve proje bazlı ürün de yapıyoruz biz. Yani mimarlarımız bize ulaşıyor örneğin. Diyor ki işte benim özel bir çizimim var. Biz bunu üretiyoruz. Özel çizimleri de yapıyoruz. Belki bize üretilen modeli %100 aynı üretmiyoruz ama el işçiliği olduğu için %80 de olsa aynı formda bir ürün çıkıyor. Seri imalat sürecimiz var. İçeride gördüğünüz gibi 4000 metrekare kapalı alan. Aynı zamanda da 55'e yakın çalışanımız mevcut. Türkiye'de bu şekilde ağaç üretimi, özel tasarım ürün üretip bu şekilde fabrikasyon tarzda çalışan herhangi bir marka yok. Yani aslında sizi diğer firmalardan ayıran noktalar ne? Evet, farklı kılan nokta bu.
peki müşterileriniz için nasıl bir teslim süreci izliyorsunuz? Yani tek bir ürün için bile size ulaşabilirler mi? Tek parça mobilya bile olsa yurt dışına ihraç ediyor musunuz? Tabii ki ediyoruz. Yurt dışından çok fazla talep alıyoruz. Neden? Genelde Türk müşteriler mi? Evet, genelde Türk müşterilerimiz mevcut. Yani müşteri portföyü nasıl oluşuyor yurt dışındaki? Müşteri portföyümüz genelde biz reklam bazında Instagram üzerinden satış yapan bir firmayız. Aynı zamanda sitemiz de mevcut. Ama portföyümüz genelde yurt dışından da var. Şu açıdan var. Şimdi bir bahçe takımı almaya kalktığınızda son zamanlardaki, son yıllardaki artışlardan sonra ciddi anlamda bir meblağ ödemeniz gerekiyor. Biz bu algıyı yıkıyoruz. Yani bir bahçe mobilyası, bahçe mobilyasını kullanacaksınız illa tik ya da ireko ağacından olmak zorunda değil. Nasıl seçeriz peki? Ya şöyle, mesela tik ya da ireko ağacından mobilya alıyoruz ama mobilyamızı koyduğumuz alanda kullandığımız veranda ve kamelyadaki ağaç cinsi Rus çamı. Evet. Şimdi dışarıya maruz kalan ağaç Rus çamıyken onun altında koyduğumuz malzemenin ireko olması biraz ironi oluyor. Farkı nedir izleyicilerimiz için? Aslına baktığınızda hiçbir farkı yok. Tik ve ireko dış mekanda çok dayanıklı ağaçlardır. Ama tik ve ireko'dan sonra Rus çamı da dış mekanda kullanılan en kaliteli ağaçtır. Hatta veranda ve kamelya yapımında, ağaç ev yapımında, havuz başı deklerde kullanılan malzemedir. Biz bunun ham maddesini kullanıyoruz. Ve çok ciddi testlerden geçirdikten sonra imal etmeye başladık. Bu testler nasıl yapılıyor peki? Kendimiz kullanıyoruz. Dediğim gibi mutlaka evimde kullanıyorum. Uzun süreler kullanıyorum. Birçok teste güneşe, yağmura, neme maruz bırakıyoruz. Sonrasında imalat aşaması geçtikten sonra okeylediğimiz anda imalata başlıyoruz. Tabii ki her firma gibi bizim de %3 hata payımız olabiliyor. Bu yaşayan bir malzeme. MDF ya da belli bir suntelem gibi kullandığımız yapay ham maddelerden değil. Yaşıyor. Evet. Bu tarz sorunlarda müşteriye nasıl bir konfor sağlıyorsunuz? Orada kesinlikle müşteri memnuniyetimiz ön planda. Birebir değişim garantisi veriyoruz 2 yıl. Yani üründe herhangi bir tamir işlemi uygulamıyoruz diğer firmalar gibi. Kesinlikle yenisini gönderiyoruz, eskisini de alıyoruz. Size nasıl ulaşabilir? Online satışınız var mı? Lokasyon olarak mağazalarımız nerede? Fabrika satış mağazamız Manisa'da. Fabrikamızın ön tarafında belli bir alanda showroom'umuz var. Aynı zamanda da şu an bir 20 güne açılacak olan Çeşme mağazamız olacak. Buradan sizi izleyen değerli seyircilerimize, sektörün öncüleri, izleyicilerine ne söylemek istersiniz? Eklemek istediğiniz bir şey var mı? Şöyle, biz Pinkom olarak siz hayal edin, biz üretiriz sloganıyla bu işe girdik. Yine de aynı şeyi tekrarlıyorum. Siz hayal edin, biz Pinkom olarak üretelim. Sizi asla sınırlandırmayalım. Evet değerli izleyicilerimiz, bugün burada kalite deyince, özel tasarım deyince, mobilya alanında, konfor deyince, iç tasarım, dış tasarım, dizayn noktasında bize hitap eden ve kalite konusunda kendini konuşturan değerli Pinkom kurucu üyesi Hilal Hanım'la beraberdik. Çok teşekkür ederiz bizi burada konuk ettiğiniz için ve bu röportajı sağladığınız için. Ben teşekkür ederim. Şimdi sözü Esra Balamir'e bırakıyoruz.